evi gibi. İşte şurada. Simli slime ağaç evi. Ne kadar da havalı. Pembe bulutlar gibi. Orada yalnız başıma oynayabilir miyim? Evet ama ağaç eve ulaşmak için ipten köprüyü geçmem lazım. Hadi Elif, ben sana yardım ederim Elif. Sağ ol ama ben hallederim. İşte çıktık. Anne, baba. Merhaba. Sence Elif oraya kendi başına çıkabilir mi gerçekten? Evet, baksana. Düşerse bile yumuşak minder var yerde. Ona bir şey olmaz. Sude dikkat et. Burada tahtalarda çatlatlar var. Bu bir tuzak. Çok dikkat etmemiz lazım. Başardım. Şimdi benim sıram olamaz. Sude. Aa, hayır. Sude düştü. Ben iyiyim. Yer çok yumuşaktı. Slime'ın içi çok güzel. Gördün mü? Sude hadi yukarı gel. Geliyorum. Ama ilk önce bu slime'ın içinden geçmem lazım. Anne, burası aşırı eğlenceli. Ben tekrar Elif'in yanına gideceğim. Elif, geliyorum. Ve şimdi köprüden nasıl geçeceğimi biliyorum. Çok sıkı tutunmam lazım ve köşelerden yürümem lazım. Yakında ağaç eve gelmiş olacağız. Şuradan çıkmamız lazım sadece. İşte çıktık. Evin içine bakalım mı? İçeride bir şey var mı sence? Burada ağacın gövdesini görebiliyorsun. Burada da ipten bir merdivene çıkabiliyorsun. Merhaba. Baba, ben şimdi asansörümsü şeyle aşağı ineceğim. Bir saniye dur Elif. Ben aşağıda durayım da sana bir şey olmasın. Üzgün ve sakince otur Elif. Tamam. Keşke evde de böyle bir asansörümüz olsa. Çok sevinirdin. Tekrar yukarı çıkabilirsin şimdi Sude. Bugün çok cesursun Elif. Evet, burası çok havalı. Şimdi geri ağaç ve Sude'nin yanına gideceğim. Anne, baba, şimdi halata tutunacağım. Peki ya burası? Ben yeri ayağımla bir hissedeyim. Ne arıyorsunuz? Slime'ın içinde gizli bir hazine varmış. Gerçekten mi? Nasıl bir hazine? Hiç bilmiyorum. Ben artık çıkıyorum. Elif nerede? Senin yanına ağaç evine geleceğini söylemişti. Tamam. Elif. Elif neredesin? Elif. Anne, Elif burada değil. Bu çok garip. Nerede olabilir ki? Şuraya bir bakın. Elif, Elif. Burada da yok. O kadar slime'ın altında kalmış olamaz değil mi? Elif. Burada da yok. Onu bulamadım. Ben de. O zaman hemen slime'ın içine bakalım. Keşke yüzme şortumu alsaydım yanıma. Onu bulamıyorum. Ben de Kemal, endişelenmeye başlıyorum. Nerede olabilir ki? Her yere baktım. Anne! Anne! Elif ağaç evin tam tepesinde. Elif! Aman Allah'ım, hemen otur. Geri aşağı inemiyorum. Ben onu getiririm. Tamam, Allah'a şükür bir şeyi yok. Ben geliyorum Elif. Olduğun yerde dur. Her yerim slime oldu. Of. Baba, yukarı çıkmak için evin içinden geçmen lazım. Tamam canım. İşte geldim Elif. Gel bana canım. Sağ ol baba. Sen buraya nasıl kendi başına çıkmayı becerdin Elif? Aslında çok kolay oldu. En zor kısmı da geri inmekti. Çok korktum. Ah, şu yaramazlıkların. Hepiniz slime'ın içine girmişsiniz. Ben giremedim daha. Şimdi slime'ın içine düşmek için için tuzağın üzerine bilerek basacağım. Tamam, hadi bakalım. Bu çok güzel. Aha, babam yine slime'ın içinde. Ben de geliyorum. Bu çok eğlenceli değil mi baba? Evet, biraz. Şimdi ne yapıyoruz? Hazineyi arıyoruz. Ne hazinesi? Bir tane çocuk bana slime'ın içinde saklı bir hazine var dedi. Bir şeyler hissediyorum. Acaba hazine mi? Gerçekten mi? O zaman al onu baba. Aa, hayır, sadece bir ayakkabıymış. Bu hazine olamaz. Hayır ama olsun. Yine de burası çok eğlenceli. Hazine olmasa da bile. İçin. Ben yeşil slime istiyorum. Ondan da elimizde bir paket var. Bununla da bir şeyler yapabiliriz. Elif ve biz zaten bir kere yaptık. Ya, yağmur durmak bilmiyor. Bugün ağaç evi kulübümüzle toplantı yapacaktık. Elif, yağmur yağıyor. Evet, biliyorum. Tam bir fırtına var. İşte Leyla geliyor. Hadi gel, kapıya bakalım. Sanırım bugün yapacak başka bir şeyler bulmamız lazım. Merhaba Leyla. Merhaba. Bugün kulüp toplantısına gelmeyeceğimi söylemek istedim. Annem bugün ayakkabı alışverişine çıkmak istiyor. Ağaç evinde bu kadar yağmurlu değilken oynayın dedi. Evet ya, keşke kalabilseydin. Evet. Belki yarın buluşabiliriz. Tamam, hadi güle güle. Bu çok sıkıcı bir akşam olacak. Evet, ben de bugün heyecanlı bir şey yapacağız sanmıştım. Leyla gitti mi bile? Evet, bugün kalamazmış. Biz de bugün ağaç evinde heyecanlı bir akşam geçireceğimizi zannediyorduk. Şimdi sadece sıkıldık. Çok sıkıcı. Hazine yapabiliriz. Evin içinde bir şeyler saklarım. Siz de ararsınız. Evet. Oley. Hazine avı çok güzel olur. Tamam. Şimdi bir hazine saklayacağım. Ama bakmak yok. Şimdi koltuğa çıkın ve gözlerinizi kapatın. Hiçbir şey göremiyoruz. Babamın bizim için ne saklayacağını çok merak ediyorum. Hepsini sakladım. Artık arayabilirsiniz. Hadi gidelim. Ben tam burada salondan başlayacağım. Belki koltuğun altındadır. Sanmıyorum. Öyle olsaydı duyardık Elif. Doğru. Ama yine de salonda bir yerlerde olabilir. Ama sehpanın altında hiçbir şey yok. Anne, babam hazineyi nereye sakladı biliyor musun? Hayır, ne sakladı biliyorum ama nereye bilmiyorum. Evet, belki bu koltuğun altındadır. Yok ya. Burada kırıntıdan başka bir şey yok. O zaman dolabın içine bakalım. Iy, çöp çok kötü kokuyor. Evet, ve temizlik malzemeleri. Burada hiçbir şey yok. Çekmecelere de bakalım. Evet, sadece yemek takımları. Başka bir şey yok. Bakalım burada ne var? Belki babam bir balık sakladı. Çok komiksin Elif. Hey Elif, orada arkada bir şeyler var. Ben de görmek istiyorum, ben de. Evet, orada bir şey var, parlıyor. Hazine bu olmalı. Nasıl çıkartacağız? Ben bir sopa getireyim. İyi fikir Elif. Ben geldim. Elif iş başında. Tüh ya, sürekli kayıp gidiyor. Çok heyecanlıyım. Sence ne bu? Bir kolye. Çok güzel, inci bir kolye. Ne kadar güzel. Çocuklar bulmuş olmalı. Şimdiden mi? Gerçekten mi? Anne, hazineyi bulduk. Çok güzel ince kolyeye bak. Aa, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem kızlar. Ama bu hazine değil. Ama yine de harika. Çünkü ben bu kolyeyi haftalar önce kaybetmiştim. Siz de buldunuz. Bu harika. Tekrar bulduğum için çok mutluyum. Nerede buldunuz? Fırının arkasındaydı. Neyse, biz bakmaya devam edelim. Elif, Sen portmantoya bak. Ben de kedi kabının oraya bakacağım. Tamam, bakıyorum. Portmantoda hiçbir şey yok. Kedi mamasının yanında da yok. İzler yukarıyı gösteriyor. Hadi gel Sude, yukarı gidelim. Yatak odasında olmalı. Annemin etekleri. Annemin eteklerini çok seviyorum. En çok bunu seviyorum. Evet, çok güzel. Ve bence en güzeli bu. Ama nedense bana olmuyor. Örtülerin altında bir şey yok. Babamın çamaşırları dışında bir şey yok burada. Her yere baktık. Hazine yok. Hazinenin yatak odasında olduğuna çok emindim halbuki. Şimdi banyoya gidelim. Ay, küvetin altı çok tozlu. Sude, çabuk gel ve tobire getir. Oy, çok havalı. Yuhu, gidip bir slime. Ne güzel bir hazine avı. Evet, babam neyi sevdiğimizi iyi biliyor. Ve bir banyo, yağmurlu günde en eğlenceli şey. Bir sürü dök içine Sude. Ben gidip üstümü değiştireceğim. Bu çok eğlenceli. Evet, ama daha çok ihtiyacımız var. Yehu! Yehu! Daha fazla, daha fazla. Dikkat et Sude, slime taşıyor. Bir şey olmaz. Sonra temizleriz. Acaba yukarıda ne yapıyorlar? Aa, siz delirdiniz mi? Burada ne yapıyorsunuz? Merhaba anne. Kemal. Aa, olamaz. Aa, hayır. Hazine için çok sağ ol baba. Çok iyi fikirdi. Bu hazine değildi Elif. Ne? Neden ama? O zaman hazine neydi? Sizin için lollipop saklamıştım. Aa, ama yine de onları yiyebiliriz. Bakın, şimdi bana tüm dağınıklığı temizlememe yardım etmeniz lazım. Evet, zaten küvetin altı da çok tozluydu. Ve Kemal, ince kolyemi tekrar bulduğun için çok mutluyum. Ama lütfen bir dahaki sefere çocuklara ne aradıklarını söyle. Artık temizlik bittiğine göre lollipoplarımızı hak ettik. Bu güzel bir akşamdı. Evet, çok güzeldi. Daha fazla hazine avı yapmalıyız. Aa, evet. Ama şimdi çok garip bir renk oldu. Evet, bu hiç güzel değil. Mavi çok daha güzel olurdu. Ama mavimiz yok. Belki bunu mavi ile boyayabiliriz. Ben de anne okuluna biraz slime götürebilirim aslında. Bizim okula da birkaç çocuk slime getirmişti. Ama Halil öğretmen bunu hiç komik bulmadı. Ay Serhat, o elindeki de ne? Osuruk slime'ı. Osuruk slime mı? Gerçekten osuruyor mu? Bak sana göstereyim. Bu çok komik. Lara nerede? Hasta mı yoksa? Hayır. Eminim birazdan gelir. Ay Serhat, sen ne yapıyorsun? Ay, bıcık bıcık. Bakın, Lara geliyor. Ay, o da ne? Ay, şu slime'ları alın üzerimden. Aa, hadi Lara, çok komik bu. Hemen saklasan iyi olur ama Halil öğretmen geliyor. Tamam. Leyla bak. Günaydın çocuklar. Günaydın Halil öğretmenim. Bugün yeni bir sayıyı yazmayı öğreneceğiz. Sayı 9. Hepinize kağıtlar vereceğim. Ben zaten 9 yazmayı biliyorum. Çok kolay. İlk önce size tahtada nasıl yazılır göstereceğim. Sonra da siz kendi kağıtlarınıza yazabilirsiniz. Umarım tavandaki slime yere düşmez. Evet, umarım. Serhat ve Can, umarım dikkatlice dinliyorsunuzdur. Yoksa nasıl yazıldığını öğrenemezsiniz. Şimdi buradan yukarıdan başlıyoruz. Sonra da şu aşağı kısma kuyruk çiziyoruz. Olamaz Halil öğretmenim. Niye bugün hepiniz bu kadar sessizsiniz? Aa, olamaz. Serhat, lütfen geri yerine otur. Aa, hayır. Şimdi kağıtlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Aa, bu da ne böyle? Bu iğrenç bir şey. Hiçbir şey göremiyorum. Iy, aa, alın şunu üzerimden. Bunun bir şaka mı olması lazım? Bu slime kime ait? Okula kim slime getirdi bakalım? Ha, işte kap burada. Dinleyin çocuklar, slime'ın okula getirilmemesi lazım. O yüzden bu kap gün sonuna kadar bende kalacak. Serhat ve Can, temizlik görevlisini çağırıp merdiven ve temizlik malzemesi ister misiniz? Neden Halil öğretmenim? Tavandaki çirkin lekeyi temizlememiz lazım. Ha, tamam. Ben de hemen gidip ellerimi yıkayayım. Çalışma kağıtlarımda slime var. Ve biraz slime üzerine oturmuşum. Aa, hayır. Okul çantamın üzerine biraz slime dökülmüş. Aa, Halil öğretmen döndü. Aa, hayır. Çabuk kaldırın. Tamamdır. Ve işte merdiven de geliyor şimdi. Tamam, ilk önce sen başla temizle Serhat. Sonra da Can'da sıra. Kaymamaya dikkat et Serhat. Evet, tamam. Tamamdır. Şimdi senin sıran Can. Şimdi her şey eski haline döndü. Ya inanmıyorum. Ders bitti bile. Verdiğim kağıtlar ödeviniz çocuklar. Tamam. Yarın görüşmek üzere. Güle güle. Bu geçirdiğim en komik dersti gerçekten. Bakalım işe yaradı mı? Bu neredeyse siyah olmuş. Belki biraz daha karıştırman lazım Sude. Evet sanırım. Şu küçük kepçeyle biraz karıştıralım. Aa, hayır. Aman. Çocuklar yukarıda ne yapıyor? Aman Allah'ım. Bu da ne böyle? Sadece slime. Sevgili çocuklar ve sevgili Playmobil hayranları, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızdan mutluluk duyarız. Ve isterseniz buradan daha fazla videolarımızı izleyebilirsiniz.